hangisi niye ablacığım? Anneciğim çok teşekkür bugün ediyorum. Beni de ağlattın. Yani şunu duydum ya, bir de alsam gam yemeyecektim. Çünkü benim senden tek istediğim olmuyorsa, bir veriyorsan bile yerme, yani beni üzmeydi. Bunu duydum ya artık, yani artık diyorum ya, bir de versen umurumda olmazdı. Yani ben de pes diyorum. Son gün yani çok normal mi? Neredeyse gelinizle aynı seviyede beğendiğiniz tabağa bir veriyorsunuz. Hakkı mıydı sizce, yani vicdanınız rahat mı? Bir kaldı. Bir de yarın var bu işin. Sağlam gitmek lazım. Bir gün kaldı. Yani bence siz heyecanınızı başka yerlerde arayın. Tabakta lezzet aramak yerine heyecan arıyorsunuz. Lezzet heyecandır zaten. Tamam da lezzetli bir tabağa gidiyorsunuz, bir veriyorsunuz ya. Lezzetli yemek yaptığında Zeynep, herkesten yüksek puanlar aldın. Yani lezzet puan alıyor burada, evet. Ben de lezzete puan veren biriyim. Bu çok önemli bir şey. Yediğim yemek bana keyif vermeli. Boşu ben, midem benim çöp tenekesi değil ya. Keyif almam lazım. Ve bir kayınvalideyim. Sıradan gidip bir tabağa beş vermek benim kişiliğime zarar verir. Sen ne zamandır neredeyse yani şöyle benim tabağımda öyle bir enerji aldın ki artık öyle söyleyeyim. Kaç gündür zaten yüksek puanlar veriyorsun. Evet. Kesin Hatice'ye çok yakın olduğunu sandığım bir tabak olduğu için bunu anladın artık. Benim tatlım, nasıl lezzetler yaptığımı. Beğenmedi. Bu iki tabağı beğenmedi. Bu ikisinin arasında kaldı. Sen bunlarla karıştırıyorsun tabağın herhalde. Hayır. İlk iki tabağı çok beğenmedi. Hatta gitti. Onlar mı işte senin zaten tabağın? İkinci senin tabağın. Hanımlar. Beni daha şimdiden ağlattınız. Durmuyor benim de. Ya. Çok duygulandırdın beni. Gelinler ayağa kalkın. Hanımlar. Gelinin Mutfakta'nın 1049. bölümünü geride bıraktık. Daha dün gibi 1000. bölümümüzü kutladık. Yarın 1050. bölüme kavuşuyoruz. Allah nasip ederse. Ve yine 1049 bölümdür. Burası bir yemek yarışması biliyorsunuz, malumunuz. Ama yarın burada bir yemek yarışması değil, bir gerilim ve korku filmine tanıklık edeceğiz. Öyle gözüküyor. Onun stresi bastı hepimize artık. Şimdi çok nadiren yaptığımız bir şey yapacağız. Ben size genel toplamları söyleyeceğim, puanları. Siz benim neden bu halde olduğumu zaten anlayacaksınız. Özellikle kayınvalidelerim sıkı tutunsun. Bu sizin eseriniz. Lider gelinimiz 57 puanda. Onu 52 puanla ikinci gelinimiz takip ediyor. Üçüncü gelinimiz 51 puanda, dördüncü gelinimiz 50 puanda. Hadi ben ağlamayayım, kim ağlasın? 57, 52, 51, 50. Hadi bundan sonrası sizi ilgilendiriyor. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Yeşil! Ay ay! Ay be, Allah'ım ya! Of. Oh, biraz stresim gitti. Ne oldu? Ay, ayılıp bayıl bakalım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Geliyoruz. Bu altın takmaktan daha öte bir şey, farkındasınız değil mi? Evet ya. Kalkın, gelin. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 20 puan, Hatice 14 puan, Zeynep 12 puan, Merve 7 puan. Acil acil çalalım oynayalım yarın. Allah bize yardım etsin. Tabii ki sizi de bekliyoruz. Yarın neler olacak neler. Hoşça kalın. Gelinim mutfakta.